Arkadaşlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na uçuyoruz. Göktürk'ten Vahap Şanal'dan Nemet arasında bir karşılaşma. D4 at F6 oynanmış. Fil G5'e at E4 geliyor siyahlar ve beyazlar. Fil F4 oynayınca E6 hamlesiyle karşılaşıyoruz. Arkadaşlar burada aklınıza kalması gereken ilk hamle Sihir'in C5 sürüşü. Çünkü C5 sürüp beyaz D5 sürdüğü zaman Vezir B6, Vezir B2 gibi planlar var. Bu planları mutlaka bilmeniz gerekiyor. Ancak oyunumuzda Sihir'in E6 tercih ettiğini görüyoruz. At D2 oynamış Vahap. At alır D2, Vezir alır D2. D5, at 3 ve fil D6. Bakın fil E7 ile devam edersek beyazın buradaki fil çok aktif kalacağı için hızlı bir şekilde beyaz c4 sürecek. C5 alabilir. Kale c oynayabilir. Ve buradaki c hattında bakın aktiflik başa bela olacağı için siyah hızlı bir şekilde bu filden kurtulmak istiyor. Bu sebeple fil d6 oynuyor. Fil d6 arkadaşlar fil d6 almak makul olmaz. Çünkü vezirle aldıktan sonra siyahlar beyazın elinde bir şey kalmaz. O sebeple bu tarz konulara ya e3 oynayacaksınız ya fil g3 oynayacaksınız. Fil g3'ün fikri siyahlar fil g3 aldığı zaman haşla almak ve h kareyi kullanmak arkadaşlar. Bakın h7'ye bir saldırı var. Şimdi beyazlar filmde de 3 e aktaracak ve bakın bu çaprazdan h7'ye saldıracak. Aynı zamanda g3'teki piyonu da yine g4 g5 sürmek için kullanabilirsiniz. Çünkü siyahlar birçok konumda atını d7'ye aktarıyor. Oradan da f 6ya aktararak H7'yi savunuyor. Aynı zamanda e 4e de bakabiliyor. E siz buradaki ata nasıl saldıracaksınız? Tabii ki G4G5 sürüşüyle aklınıza bulunması gerekiyor. Oyunumuzda E3 oynanmış. E3'ün fikri siyah fil F4 aldığı zaman E ile almak. Ve arkadaşlar e5 karesini kontrol eden beyazlar rahatlıkla fil D3 at 5 koyabiliyor bu sefer de. Yine kısa rok atabilir. Ve E5'teki at kalkmaz. F6 oynarsanız H7 zayıf. Aynı zamanda atı geri çektiğiniz zaman da E6 karesi zayıf. Bakın iki tane zayıflık veriyorsunuz. Hayat o kadar kolay olmayacak burada. Bu sebeple E3'e B6 oynanmış. Uyanıkça çarpı bir fikir birazdan söyleyeceğim. Şimdi filler kesilmesin diye Vahap ve A5'te buradaki çarpızı kapatıyor. Kısa rok ve Vahap'tan arkadaşlar herkese selam gönderen bir hamle soracağım. Beyaz dönemiş olabilir. Evet beğen sonrasını unutmuyoruz videoyu ve hemen hamlemize geçiyoruz. H4 ünlem. Bakın merkezi kapattığınızda ve F6 karesinde at olmadığınızda yardımcı fikir dediğimiz h piyonu mutlaka kullanmalısınız arkadaşlar. başlangıç seviyelerinde bu hamleyi hiçbir şekilde önermiyoruz. Özellikle videoda bahsediyorum mutlaka merkezi yönelik hamleler yapın ama seviye ilerledikçe yan fikirlerinde olaya dahil olması gerekiyor. Şöyle düşünün çok sadınız arkadaşlar gidip bir waffle yemezseniz önce su içerseniz bir kahvaltı yaparsınız vesaire. Waffle'ın yeri farklıdır. Ağır bir künefenin yeri farklıdır. İlk kahvaltının suyun yeri farklıdır. Su dediğimiz şey de merkez kalenin kontrolü ve taşların gelişimi. H4 hamlesi de bir waffle olarak, könef olarak değerlendirebilirsiniz. Oyunumuzda C5 oynanmış merkeze saldırma kadar. Çünkü kanattan bir saldırı geliyor beyazlar. Siyah da böyle elini kolunu bağlayıp beklemeyecek. Bu sebeple C5 oynuyor. C3'e de fil 6. Gel bakalım dostum şu filleri bir keselim. Şimdi filleri kesmek ee, tabii ki siyahın işine gelir. Niye? Çünkü oyun boyunca buradaki filin D3'e geldi. Tüm senaryolarda beyaz haşeliğe saldırdığı için çok daha aktif bir konuda kalacakken siyah hemen bu filden kurtulmak istiyor. Hatta zaten çoğu fikirde böyle AT5 H4 ile vakit kaybetmeyip C3 fil D3 oynanıp bu fil c 2 çekiyorlar ki siyah fil altı koyduğunda bu filler kesilmesin ve çapraza bakmaya devam edeyim diye düşünüyorlar. C3 file 6. File alır 6. At alır 6 ve saldırıya devam diyor Vahap ve H5 sürüyor. H5'in fikri şu. Eğer G6 oynanırsa bir tane bu piyonu alacak. Hem h açılacak hem de burada bakın 3 tane savunma piyonu varken bunlardan bir tanesi elenecek arkadaşlar. Ve elenen piyon sonunda 2 piyon kalacak. 2 piyon kaldığı senaryolarda da G6 sürdüğünüz zaman artık at G6 fedaları konuşulabilir. Vezir D3 at G6 fedaları konuşulabilir. Çünkü arkada 2 piyon yok. Tek piyon var. E, bir piyonla aldınız. E, diğer piyona zaten at vurdu. Geriye piyon kalmıyor ve bu şahmat olabiliyor. O yüzden piyon burada olması kritik. Aynı zamanda bu arada kale h3, kale g3 gibi planları da bakın beyazlar hazırlamış oldu. Vezir c7 ve şimdi çok klas bir hamle. Vezir e2 fikir ne? Bakın hem 6'ya saldırmak hem g4'e gitmek. İki tane önemli bir fikir var arkadaşlar. Bakın 6'ya saldırıyorsunuz ve g4'e gidip e diye saldırıyorsunuz. Burada siyahın yaptığı hamle bana aslında stratejik olarak kötü geliyor ancak arkasında çok derin bir fikir var. Size soracağım siyah ne olmuş olabilir? Arkadaşlar c4 ünlem normalde soru ama burada ünlem nasıl bir video başlatacağız ben de bilmiyorum. Arkadaşlar niye bu hamle normalde ben sorularım. Çünkü beyazın taşlarına bakın. Tüm taşlar şah kadında hep beraber bakın saldırıya geçmek istiyor. Görüyorsunuz değil mi? Hep beraber burada saldırıya geçmek isteyen bir beyaz var görüyoruz. 5 tane taş şu an şah kadında toplu halde saldırı hazır. E yani buna karşılık sizin mutlaka merkezden ki merkez kapalı vezir kanadından gelmeniz lazım. Boş duracak vaktimiz yok. Bakın vezir kanından gelmeniz lazım. Buradan gelebilmeniz için de hatların ve çarpazların açık olması gerekiyor. Sizin mutlaka buradaki piyonu almanız gerekiyordu ya da konumu açan bir hamle yapmanız gerekiyordu. C4 hamlesi stratejik olarak kötü ama neden iyi olduğunu birazdan söyleyeceğim. Arkadaşlar normalde buradaki en iyi hamlelerden bir tanesini size göstermek istiyorum. C4 almak ve konumu açmak. Örnek veriyorum Eyle E ile alınsın. bu konum oynanabilir. İşte F6 oynanabilir. At, B8, at, C6 vesaire. Şimdi konumda C4 oynandığı zaman Şöyle bir enteresanlık var. Beyaz bize geliyor. Saldaya devam diyor. G altından şimdi flash altımı geliş karşı altım olacak. Ne gelecek belli değil. Ve Sivin o muhteşem hamlesi. Bu anları kutluyorum. At 5 ünlü. Bakın ta burada sorduğum konumda At C5'i gördüyseniz kendinize puan yazın. Görmediyseniz burada kendinize artık puan yazmayın. At 5 ünlü. Bu sebeple stratejik olarak kötü gözüken bu hamle artık iyi hale geliyor. Bakın konumsal stratejiyle anlık taktiksel fikirler aynı şeyler değil. Bir oyun anlayışı dediğimiz bir oyun anlayışı var. Bazı konumlarda, yapılarda, saldırı ve zamanlama yönetiminde nasıl davranılması gerektiğini öğrendiğiniz bir oyun anlayışı var. Sizi mutlaka inşa etmeniz gereken, oyunu daha iyi seviyede oynamanız için. Bir de taktik skills'ler dediğimiz taktik yetenekleri anlık anlık becerileri geliştirmek. Bu da tabii ki sürekli soru çözerek olur. Burada anlık yetenek ne arkadaşlar? Anlık yetenek. Burada DC5 anlamadığını bu sebeple bu atın mantıklı olan D3 ve D4 kalelerine yerleşebildiğini görmek. Bu bir yetenektir. Bakın bu yetenektir. Yani bu yeteneği siz soru çözerek geliştirebilirsiniz. Bunu benim anlatmamla olacak bir şey değil bu. Tabi yine de anlatıyoruz her gün problem değil. Videoyu beğen tuşuna tıklayın tekrar unutmayalım. Şimdi at c5'i bunu alamıyoruz. File 5ten sonra konum terk. Bakın tüm taşlar kesildiğinde a hattı siyahın elinde. E şimdi ve 5 b4 sürülecek. B hattı da açılacak. Ve beyazın herhangi bir fikri kalmadığı için siyah çok üstün. E peki dc5 alamıyoruz. Ne yapacağız? Oyunumuzda kalide 1 oynanmış. Kalide 1 yerine mesela bu atı geri kaçmaya çalışalım. Bunlara siyah artık at d3 giriyor. Ve d3'teki at hiçbir şekilde kalkmaz. Bakın b2'ye saldırı var. E1'e saldırı var, f saldırı var. Siyah çok güçlü bir noktada. Ya kayla gelip buna vuracağız ya da atla geleceğiz ama ölme şeyim ölme. O kadar vakit kimsede yok. Kayla bir oynuyoruz. Fikrimiz eğer siyah D3 oynarsa at 3 almak. C D3'e de kayla almak ve buradaki attan problemsiz bir şekilde vedalaşmak ancak hayat o kadar kolay mı bakalım. Kale F8 gibi bir soru hamlesi geliyor siyahtan. Bu seviyelere çıktıkça normalde daha basit oynamanız gerekirken böyle entel dentel böyle ayrıntılı bir şey yapayım deyip bazen hata yapabiliyorsunuz. Burada da basit hamle A4 gelmekte. Madem D3 karesi kontrol altına aldım, A4 gelip basitçe F6 karesine gidebiliriz. Ya da bunu görmedik. O zaman H6 oynayalım. mesela burada H6 oynayalım. Hem file 6 yok mu diyebilirsiniz. Yok. Çünkü file 5 aldıktan sonra D5 vezir e5 ve g 7yi savunuyoruz. En kötü ihtimalle de zaten istediğimiz zaman f5 oynayabilir. Çünkü bakın f5 vezir g3 atta 4 ver vezire vezir g6 kale f6 ver bir daha vezire ve aşağıdaki filin düşünü görürüz. Çok fazla varyanta girmek istediğim için hızlı anlatmak durumunda kalıyorum. İsteyenler videoyu yavaş izleyebilirler. Lütfen yavaş anlat gibi yorumlarda çok fazla bulunmayın. Zaten yavaş anlatıyorum ben. Benim eski videolarım çok daha hızlı. Ama fazla bilgi vermek istiyorum tekrar söyleyeyim. Böyle ağzımı gelerek konuşmayı çok sevmiyorum. Kale F8'i arkadaşlar vah wow, H6 oynuyor. h mesinin fikri G7 karesine saldırmak ve F6'da bir at olmadığı için saldırıyı hızlı bir şekilde kuvvetli hale getirmek. Şimdi vezir g 7 mat tutmak için fil F8'e oynamak mantıksız olur. Çünkü buradaki Bakın G altını zayıfladıktan sonra basitçe kale H3, kale G3, iyi akşamlar Türkiye. Ya da Vezir H5, iyi akşamlar Norveç. Ya da Vezir H4, at G4, iyi akşamlar İtalya. Tüm ülkeleri burada sıralayabilirsiniz. Bundan hiçbiri olmaz. Bu sebeple G6 oynamak zorundasınız. G6 oynadığınız senaryoda da Vahap 16 boyunca yaptığı yatırımın bir karşılığını alıyor. Nedir o karşılık? Bakın siyah kalelerin zayıflaması. Peki bu siyah kaleler zayıfladığında ne oldu hocam? Tabii ki ortalığın zayıf olmasını biz kullanmak isteyeceğiz. Nasıl kullanacağız? Bu kareleri kontrol ederek. Nasıl kontrol edebiliriz? Basitçe vezir h4 oynayarak ya da filge 5 giderek. Artık bu vezir istediği zaman f6 karesine giderek oradan g7'den mat edebilir. Tabi bu matı engelleyen bir taş var konumda. Hemen bakıyoruz ve d6 karesindeki fili görüyoruz. Bu fil siyah kareleri kontrol ettiği için ileride bizim başımıza bela olabilecek bir fil. Bu filden bir yere kurtulmamız lazım. Nasıl kurtulabiliriz? Nasıl kurtulabiliriz? Tabii ki ya at f3 oynayacağız ya at g4 oynayacağız ve iki tane filin kırışılmasını sağlayarak g7'nin daha zayıf olmasını e, imkanlı hale getireceğiz. Şimdi siyah t 4 oynamış sevgili arkadaşlar. F3 geliyoruz. Ata git diyoruz. File 7. Vezir h2. At d6. Bakın fili vermek istemiyor siyah özellikle. At g4. Fikir hem file 5 gelmek hem de f6 karesini kontrol ederek bu filden kurtulma planları yapmak. Vezir d8. F6'yı korumaya devam ediyor. Kısa Rok 5 Arkadaşlar burada artık benzin üstün 0.60 hafif üstün diyebiliriz. Konumda potansiyel bazı zayıflıklar var. Bunlar biraz önce söylediğim siyah kalenin zayıflığı. Bir de ek olarak merkezi E5 karesi çok zayıf oldu. Çünkü siyahın artık E5 karesini kontrol edebilecek herhangi bir piyonu kalmadı. Bakın D6 ya da F6 süremiyor. E5 karesi çok kritik. Özellikle böyle biraz kapalımsı konumlarda o falan. Arada böyle ince dokunuşlar yapıyorum. Şaka yapmak amaçlı. Kimse alınmasın lütfen. Beni tanıyorsunuz. Arkadaşlar böyle kapalımsı yani kapalım gibi kapalım trak konuşamamız ne olacak ya? Buradan bir yıl çıksın artık. Yani kapalı varı bir konumda sevgili dostlar. İlk dikkat etmemiz gereken şey zayıf bir merkez karesi bulmak. Sonunda da bu zayıf merkez kalesine giden bir hat ve çapraz açmak bugün çok ayrı bir keyif aldım video anlatırken. Şimdi 5 karesini nasıl kullanacağız? Tabii ki hemen 5 oynanmış ve sonrasında da at f'ye gelindiği zaman da vahap o ünlemli hamlesine imza atmış. Size soracağım. Beyaz ne olabilir? Evet vahap şöyle bir geriliyor ve tabii ki e4 oynayarak merkezden saldırıyı başlatıyor. Her şey hazır. Niye saldırmayalım? At 5 file 5 fil f8 kale e1 çünkü e hatta açılacak. B5 siyahlar da vezir kanından geliyor. Kale e 2 A5 geliyorum. Vahap geliyorum. iki tarafta birbirine geliyorum yazılı telgraflar çekmeye başladı. Şimdi A5 ve 5 piyonları B4 sürülürse ve A2'de bir atak başlanırsa siyahın oyunu ortak olmasına imkan sağlayabilir. Dönüyorum beyaz tarafına bakıyorum. Beyaz tarafında E hattında ve G hattında kullanılması muhtemel iki tane hat var. Bu hatlardan bir tanesini açmamız lazım. Ya E ile alacağız ya G ile alacağız. Bunun hazırlığını yapmak için var önce kaleye bir geliyor. Ve 4e de kale g2 gelerek g 5 tetkini ortaya koymuş. Siyah kale 6 oynuyor. Gayet makul. 6. yataydan bir savunma fikri var. Vezir h gelmiş. Vahap kale e7. Kale e2. Kale f7 ve Vahap artık daha fazla beklemek istemediği için e çarpı f5 almış. Süllere baktığımız zaman Vahap'ın 1 dakika 13 tanesi olduğunu görüyoruz. Bakın yine konumu psikolojik olarak da incelemek istiyorum. Burada 8 dakika 8 dakika bir denge konumu varken eğer siz konumda paradigmayı değiştiren, yaklaşımı değiştiren bir hamle yapmayacaksanız 7 dakika niye acıdır? Örneğin burada 1 dakikanız kala tek dakika ilgili oynasanız bence bu maçı kaybederdiniz. Çünkü 7 dakika çok ciddi bir zaman maliyeti. Yani 80 liranız var. 10 liraya düşüyor. Yani %70'lik, %60'lık ciddi bir zaman kaybı var. Ee, burada 7 dakika düşünmek çok makul olmayabilir. Bir tık riskli olabilir. Şimdi F5, F5 ve fil geç. İlk hata geliyor. Bakın ilk hata niye geliyor? Bakın konu psikolojik olarak inceleyin. 2600-2700 Elon'un bir önemi yok şu an. Konuma bakın. Eşit gidiyorsunuz. rakibinizle eşit süresi var. Bir hamle için çok düşünüyorsunuz. Bir şey için çok fazla yatırım yaptıysanız bu ilişkilerde de böyledir. Çok yatırım yaptığınız bir ilişki kaybolduğu zaman bir üzülürsünüz. Çünkü ciddi bir yatırım yaptınız o ilişki. Ama hiç yatırım yapmadığınız bir ilişki o kadar size koymaz. Şimdi burada bu hamleye ciddi bir yatırım yapılmış. O zaman bu hamlenin karşılığında bir değişim olması gerekiyor konumda. Bilinç altına giden mesaj bu. Mesaj gitti. Şimdi değişim başlattım. Buradaki momentumu kaybedersem bir dakika niye karcadım? Kendi kendime suçlu psikolojisine gireceğim. Bu psikolojiye girmemek adına yine bir değişim yapmam lazım. Ne yapmam lazım? E boşaltmam lazım. O yüzden fil gücü. Şimdi arkadaşlar bakın burada psikolojiye karşı savaş veriyoruz. Kendimize karşı da savaş veriyoruz. Buradaki en önemli G5'ti. Yani acil bir şey yapma isteğimizi bilinçaltına önce bir baskılamak mantıklı bir şekilde rakibi iyice oyun dışına atmak. Sonra E hattına gelmek. Bakın G5 oynarsak siyahlar eli kolu bağlı bir hale gelecek. Herhangi bir şekilde nefes alamayacak. Sonra bu fili f çekip yine biz E hattından planımıza devam edebiliriz. Ancak bilinç aldı baskın geliyor. Psikolojik olarak bir şey yapmalıyım dürtüsü baskın geliyor. Ve burada FG hücamesini yapıyoruz. Şimdi bu amelin hatalı sebebi şu. Siyahlara karşı oyun imkanı veriyor. Nedir bu karşı oyun? F hattının açılması sevgili dostlar. Bakın siyah burada FG4 almış. FG4'de BC3 almış. B3'e de kale 3 almış. Bakın burada ben size söyleyeyim. C artık konumu ortak oldu. Ha burada mesela kale A, F6 daha da iyi olabilir ama sıkıntı yok. Kale F3 devam edelim. Kale 8 gelmiş vahap. Kale A, F6. Vezir açtır. Bakın bu Ahmet Atal yine bir şey yapmalıyım psikolojisiyle yapılan bir hamle. Ee, burada Vahap'ı eleştirmek için söylemiyorum bu arada. Beni tanıdığınız için çok açıklama yapmak istemiyorum. Ben konumu objektif bir gözle süreleri ve psikolojileri entegre ederek yorum yapmayı seviyorum. Hamle yorum yapmayı sevmiyorum. O sebeple böyle bir mizacım var. Şimdi burada Bakın yine vezile bir şey yapmaya çalışıyoruz. Rakip kalefiye dönmüş ama rakip de bakın bu sefer işe yaramış. Rakip de psikolojik olarak geri gitme isteğinde. Halbuki biraz daha baksa G5 hamlesini görebilir. G5 hamlesi çok zor bir hamle değil. Bakın G5 oynuyorsunuz. E vezir G5'e bakın fil boşta e ya da kale G6 e oynarsınız. E, sonra kale G4 alırsınız. Bitti oyun. Mat oldu. Ama görmüyor. Yani diyeceksiniz ki 2500 bu seviyede nasıl görmüyor. Arkadaşlar psikoloji böyle bir şey. Psikoloji böyle bir şey. İnsana yapmam dediğiniz hataları yapıyor arkadaşlar. Bunu yaşamınızda görmüşsünüzdür. Psikoloji öyle bir şey ki o yüzden sürekli Instagram hesabımda paylaşıyorum. Mental sağlık, mental sağlık, zihinsel spor bunları sürekli söylüyorum. Çünkü mental güçlü değilse istiyorsanız varın Buffett olun arkadaşlar. Yanlış finansal tercih yapıyorsunuz. İstiyorsanız doktor olun. Saçma sapan bir şey yapıyorsunuz. Çünkü o anlık anlık psikoloji sizin mantıklı karar vermenizi engelliyor. Konuda da bakıyoruz. Şimdi siyah saldırı altında. Kalefiyeli ben savunmaya çekilim diyor. Double question mark geldi. Şimdi savunmaya çekildiği zaman Vap'ın da tabii ki burada güveni daha da artıyor Şah G2. Vezir A4 karşılıklı hatalar geliyor birkaç kere. Şimdi fil D6 maalesef bu da bir hata ama süre çok az. Bir dakika çok eleştirmek istemiyorum artık. Ee, hani daha makro olan önemli belki biraz daha Vezir G5 gelip D5'i almaya çalışmak. Çünkü bakın Vezir G5'te D5'i alıyorsunuz çünkü beyaz kaleri kontrol eden bir şey yok. Siyah kaleden zaten bir atak var. Beyaz kaleye de veziri getiriyorsunuz. En son kayayı da oynayıp vezir f almayı tercih edebilirsiniz. Neyse çok uzatmak istemiyorum videoyu. Devam ediyorum. Fil de oynanmış. F8'e baskı. Ezir c2 doğru hamle. Kale e2'ye de vezirde bir çift soru bu sefer siyahtan geliyor. Konum bakın eksi 2 iken artı 2'ye dönüyor. Yani 4 puanlık bir kayıp yaşıyor siyahlar bu hamleyle beraber. Kötü hamle. Şimdi vezir F1 falan yapmak istiyor büyük ihtimalle de. Şimdi vezir C1 daha makuldü. Fikirde şu bakın h 6ya bir saldırı var. Ve bu fil oyun alanına geri döndüğünde c 3 e alabiliyorsunuz. Yani C1'den c 3 e alabilmek sonra da 4ü e alabilmek çok kritik. Ancak bunu da görmüyor siyah ve vezir D1 oynuyor. Şimdi vezire bir çok iyi hamle kutluyoruz. Vezir D3 gelinmiş bir soru daha gelmiş. Vezirleri kesmek lazım artık ama çok artık yorum yapmıyorum. Fil F8 kale F8 kale E7 7. yete iniyor Vahap. Vezir C2 şah çekildiği zaman şah Artık burada önemli mat testleri olduğu için mezileri kesmek istiyor siyahlar. Ancak burada da Valf'ın çok güzel bir bitirişi var. Kale G7 şah. Şah 8'e kale e, e, 7 Ve kale her kale 7 mata çağrı yok. Mesela şöyle bir hamle yapın. Bakın şah çekiyoruz ve arkadaşlar mat oluyor. Burada oyunu ben beğendim aslında. Valp'ın da performansı gayet iyi. Maçlarınız etmeye devam edecek. Bugün farklı bir formatta sunum. Umarım farkındasınızdır. Daha hızlı atik ve daha fazla varyanta girerek psikolojiyle hamramlanmış. Ve biraz da espri 1 katarak bir sunum yapmaya çalıştım. Olabildiğince en iyi sunum metotlarını deneyip sizlerin dönüşlere göre kendimi de e, düzenliyorum. E, yorum kısmına yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Son videolarda 3-4 tane yorum geldiği için etkileşim düştü anda bakın direkt YouTube'da ben size özetleyeyim. Etkileşim düştüğü anda direkt size geri atar YouTube. E, dolayısıyla etkileşimi arttırmamız gerekiyor. Mutlaka yorum kısmına yorum yazmanızı rica ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.